Merhabalar efendim. Bugün haberleri düşmüştür. Belki de gördünüz, belki de görmediniz. Ama Amerikan Hastalık Kuruluşu Pfizer ve Moderna aşılarının gençlerde kullanımı konusunda bir uyarıda bulundu. Bu daha önce bilginiz olan bir konu. Miyokardit, yani kalp kası iltihabı ve özellikle İsrail'den gelen verilerin Amerika'dakilerle birleştirilmesiyle ortaya çıktı. İsrail'de 12-15 yaş arasında aşı planlanıyordu fakat 16-30 yaş arasındaki aşı olan hastalarda, BioNTech aşısı olan, Pfizer aşısı olan hastalarda 5 milyon kişide 275'lik bir oran söz konusu oldu. Miyokard kalp kası demek, iltihabı da miyokardit. Ve bunların %95'i 4 günden az yatmış, çok az bir kısmı yoğun bakıma gitmiş. 2 tane ölüm olduğu söyleniyor ama bu konuda kesin bir bilgi yok. Şimdi Amerika bu bilgiler ışığında kendi BioNTech aşısının araştırmalarını açıkladı ve bir uyarı kararında bulundu. Yalnız hatırlatayım, onlarda sadece BioNTech değil, aynı zamanda Moderna aşısı var ve toplam 300 milyonun üzerinde aşı yapılmış. Ve 267 vaka birinci dozdan sonra ortaya çıkmış. 827 vaka ise ikinci dozdan sonra ortaya çıkmış. Bir de bilgisi netleşmeyen 132 vaka var. Hangi doz olduğu bilmiyor. Bu da çok enteresan aslında. Ellerinde bilgi olması lazım. Moderna'da 1 milyon kişide 19.8, BioNTech'te ise neredeyse bunun yarısı, 1 milyon kişide 8 gibi oldukça düşük bir oran var. Bu COVID riskine göre kabul edilebilir tarzda bir oran ve %5'ten az yoğun bakım ihtiyacı olduğu söyleniyor ve herhangi bir ölüm de raporu edilmemiş. Özellikle ikinci dozdan sonra artışına dikkatinizi çekmek isterim. Miyokarditin belirtisi ne olabilir? Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı gibi 3 önemli yakınması var. Ve bunlar 2 ila 7 gün içerisinde ortaya çıkıyor. Şimdi asıl sorun şu, 18 yaş altını aşılayalım mı? Aslında İngiltere başta olmak üzere 18 yaş altını aşılayıp sonbaharda okulları tamamen açma gibi planları vardı. Ama şimdi bunlar tartışılıyor. Bizde ise 25 yaşa yeni geldi. Bu arada son gibi bir bilgi. Singapur'da yapılan araştırmada BioNTech Sinovac'tan daha koruyucu çıktı. Tabii şimdi biz de düşünüyoruz, sağlık personeli ve yaşlılar Sinovac oldu. Onların şimdi BioNTech olması gerekiyor. Sanırım Sağlık Bakanlığı'nda önümüzdeki günlerde harekete geçecek. Bir sevindirici gelişme de şu. Türkiye 20 Haziran tarihinde dünyada en fazla aşı yapan ülke oldu. Bundan sonra anlamsız kapanmalara hiç gerek yok. Açık havada rahat olun. Covid'in tehlikesi aşıya göre daha fazla. Görüşmek üzere, hoşça kalın efendim.